Mutlu akşamlar değerli izleyenler. TV İlik Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Efe Şebcioğlu. Gündemin gelişen sıcak haberlerini yine TV İlik farkıyla ekranlarınıza taşıyacağım. Kıymetli izleyenler, Ordu'da uyuşturucuya geçit yok. Emniyetin uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonları aralıksız devam ediyor sabaha karşı. Ünye ve Fatsa'da değerli izleyenler eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 10 kişi gözaltına alındı. Uyuşturucuya ve uyuşturucu satıcılarına nefes almak yok. Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Ünye ve Fatsa'da sabah saatlerinde çok sayıda adrese düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı. Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerinin 3 aydır teknik ve fiziki takibinin ardından sabah saatlerinde Ünye'de çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Ünye ve Fatsa ilçelerini kapsayan operasyonda 9 şahıs Ünye'de gözaltına alınırken 1 şahıs da Fatsa'daki adreslerinde gözaltına alındı. Şahısların Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirilirken buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Değerli izleyenler, Ordu'da operasyon üzerine operasyonlar devam ediyor. Hepsi toplumun huzurunu gerçekleştirmek adına yapılıyor. Bunlardan bir tanesiyle de devam edeceğiz TV İlik Ana Haber Bülteni'ne. Ordu İl Jandarma Komutanlığı'nca bu kez çocukların suça sürüklenmesini ve suç mağduru olmasını engellemek, fiziksel ve ruhsal gelişimlerini etkileyecek zararlı alışkanlıklardan ve tehlikelerden, yani tehlikeli maddelerden korunmak, gelişim ve eğitimlerini güvenli ortamda sürdürmeleri maksadıyla okul çevreleri, servis araçları ve tek dal sigara denetimi, huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi. Ordu İl Jandarma Komutanlığı, çocukların suça sürüklenmesini ve suç mağduru olmasını engellemek, fiziksel ve ruhsal gelişimlerini etkileyecek zararlı alışkanlıklardan ve tehlikeli maddelerden korunmak, gelişim ve eğitimlerini güvenli ortamda sürdürmeleri maksadıyla okul çevreleri, servis araçları ve tek dal sigara denetimi, huzur ve güven uygulaması gerçekleştirdi. 12 Haziran Çarşamba günü 07.09, 12.30, 13.30, 15, 18 ve 19.21 saatleri arasında gerçekleştirilen uygulama neticesinde 2174 şahıs sorgulanırken çeşitli suçlardan aranan 8 kişi yakalandı. Yine denetlenen umuma açık 207 iş yerinden ikisine işlem yapıldı. Bunun yanında 611 normal araç, 226 servis aracı kontrol edilirken 6 araç trafikten men edildi. 30 araca da 5.740 Türk lirası para cezası uygulandı. Yapılan operasyonlarla ilgili yapılan açıklamada jandarma sorumluluk bölgesinde trafik kontrollerine suç ve suçlularla mücadele ile aranan şahısların yakalanmasına yönelik faaliyetlere aralıksız devam edilmektedir denildi. Kıymetli izleyenler, şimdi sizleri Ordu'nun Fatsa ilçesine götüreceğiz. Ordu'nun Fatsa ilçesi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde arkadaşlarıyla oyun oynadığı sırada sokak köpeğinin saldırısı sonucu 4,5 yaşındaki Metehan Ozan yaralandı. Olay sonrası Ozan ailesi yetkililere ulaştı ancak aldıkları cevap karşısında şoka uğradı. Saldırı sonucu küçük Metehan tedavi altına alındı. Burada aşırı derecede var. Ordu'da sayıları her geçen gün hızla artan sokak köpekleri kimi zaman mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşatıyor. Belediye tarafından aşılanan ve sokaklarda bırakılan köpekler çoğu zaman açlıkla mücadele ediyor ve bu durum sonucu da saldırgan tavırlar sergiliyor. Ordu'nun Fatsa ilçesinde tam da bu tarz bir durum yaşandı. İlçede bulunan Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Çay Sokak'ta salı günü akşam üzeri arkadaşlarıyla sokakta oyun oynayan 4,5 yaşındaki Metehan Ozan'a sokak köpeği saldırdı. Polis Saldırıda vücudunun büyük bölümünden yara alan talihsiz Metehan, 112 acil servis ekipleri tarafından ilçede bulunan hastaneye kaldırıldı. Köpek tarafından ısırılan Metehan, deyim yerinde ise ölümden döndü. Zira köpeğin saldırdığı esnada kalp bölgesinden yara alan küçük çocuk, saldırının boyutunun artması sonucu belki de hayatta olmayabilirdi. Olay sonrası Ozan ailesi belediye ekiplerine ve polis ekiplerine durumu bildirdi. Ancak belediye ekiplerinin verdiği cevap sonrasında ise büyük şok yaşadı. Şu anda psikolojime zaten hakim değilim. Çocuğumun psikolojisi bozulduğu için çocuğum benim de bozuldu. Her şeyden önce geceleri ağlayarak uyanıyor. Ondan ziyade raporlarım zaten elimde. Çocuğun hayati tehlikesi yoktur demiş. Ve de bu köpek tamamen dişini geçirmiş olsaydı çocuğun ciğerlerinden tut da kalbe varana kadar zarar verecekti ister istemez. Raporlarda bunlar belli. Bak şuradan
kalp hizasında görebiliyorsunuz. Çocuğa bu şekilde dalmış. Benim çocuğum daha 4,5 yaşında. Ha, köpeğin bir suçu var mı? Yok. Bunu salanların suçu. Ben bunu salanlardan hiçbirinden yani bir cevap alamadım. Dedim ki 153 aradım. Arama saatlerim de raporlarımda var. Her şey polis tutanağımda da var. Bana 155'i aramamı söylüyorlar. Ordu Büyükşehir Belediyesi. Neredesin sen? Benim başıma iş geçti. Bir özür borcun yok mu bana? Bir özür borcun yok mu? Her şeyden önce. Hayvanseverler, neredesiniz? Belediye ekiplerine seslenen baba Metan Ozan ve anne Yeliz Ozan, psikolojik olarak zor durumda kaldıklarını ifade ediyor, yetkililerin kendileriyle ilgilenmediğini söylüyor. Bir baba olarak psikolojim zaten bozuldu. Katliam mı yapayım? Bunu mu istiyorsunuz? Yani şu çocuklarımı bırakıp da cezaevine mi gideyim? Bunu mu istiyorsunuz? Ailemin tek geçim kaynağı benim. Ve de çocuklarım benim için her şeyden önce önemli. Her şeyden önce geliyor. Şu anda bile sinirden titriyorum halen daha bu röportajı yaparken. Herkesin çocuğunun başına gelebilir, yetişkinin başına bile gelebilir bu iş. Yani ortalık sokak şey, köpeği kaynıyor. Dün akşam belediyeyi arıyorum, 150'yi arıyorum. Bana dedikleri kelime şu: bizim yapabileceğimiz bir şey yok. Şurada görüyorsunuz bir parkımız var her şeyden önce. Şurada çocuklara dün akşam köpek saldırdı. Buyurun komşularımıza da sorabilirsiniz. Köpeklerden tamamen şikayetçiyiz. Köpekten ziyade hayati tehlikemiz artık risk altı. Yani hayat tehlikemiz var. Çocuk ya, hep çocuk olduğu gibi çocuk. Artık bu saatten sonra da okullar tatil olacak. Nasıl sokağa salacağız burada? Olay sonrası tüm hukuki mücadelelerin içerisine gireceklerini ifade eden aile yetkililerden bir an önce çözüm bekliyor. Değerli izleyenler, Ordu Büyükşehir Belediyesi Meclisi Haziran ayı olan toplantısı gerçekleştirildi. Başkan Vekili Celal Tezcan'ın başkanlık yaptığı toplantıda 18 maddenin onaylandığı mecliste 11 madde komisyona havale edildi. Haziran ayı oturumunu açıyorum çünkü yeterli çoğunluk var. Bu şekilde oturum açıyorum. Ordu Büyükşehir Belediye Meclisi Haziran ayı olan toplantısını gerçekleştirdi. Evet, bu toplantısı olan isteyen bu maddeyi talep doğrusuna oradan sonra kabul edenler, etmeyenler, evet, oy birliğiyle kabul edilmiştir. Başkan Vekili Celal Tezcan'ın başkanlık yaptığı toplantıda dairelerden gelen teklifler görüşülerek karara bağlandı. Bu taslağın devamı şöyle: bu taslak meclisten geçtikten sonra Çevre Şehircilik Müdürlüğü'ne ve Bakanlığı'na, ayrıca Devlet Denetleme Kurulu gidecek. Orada son şeklini alıp tekrar meclise sunuluyor. Toplantıda İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, Teftiş Kurulu Başkanlığı ile Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığı'ndan gelen tekliflerden oluşan toplam 29 gündem maddesi görüşüldü. Belediyenin böyle hizmetlere ihtiyacı var. Bu maddeyi oradan soruyorum. Kabul edenler, etmeyenler, tabiyle kabul edilmiştir, hayırlı olsun. 18 maddenin onaylandığı mecliste 11 madde komisyona havale edildi. Kalmış sanıyorum. Depo olarak kullanmış. Yani sahilde çok güzel bir yerde ve çok anlaşılır kullanabilecek bir özelliğe sahip. Ordu Büyükşehir Belediye Meclisi Haziran ayının ikinci birleşimini 18 Haziran 2019 Salı günü saat 14'te yapacak. Herkes itirazını yapacak, cevabını alacak, kafasından soru işareti gidecek ve meclisten olumlu ve olgun karar çıkacak ki biz bu şehri daha iyi yönetebiliriz. Ve herkese teşekkür ederim katılan için. 18 Haziran Salı günü saat 14'te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. Teşekkür ederim. Kıymetli izleyenler, şimdi mahalle halkının toz toprak içinde kaldığı görüntüleri getireceğiz ekranlarınıza. Görüntüler TV52 WhatsApp ihbar hattından geldi. Ünyeli Seler Mahallesi Irmak Caddesi'ndeki yolda bir türlü asfaltlama çalışması yapılmayınca arabaların geçişi sırasında yoldan yükselen toz toprak içinde kaldı mahalle ve mahalle halkı bu sebeple belediyenin mağduriyet yarattığını dile getiriyor. Bu görüntüler TV52 WhatsApp ihbar hattına Ünye'den geldi. Dere boyu araçların geçişi. Ünye Liseler Mahallesi Irmak Caddesi yolunda araçların geçişi sırasında toz bulutu kaplıyor etrafı. Deyim yerinde ise göz gözü görmüyor. Evet, görüyorsunuz. Çıkan tozu toprağı görebiliyorsunuz. Ünye'nin en büyük mahallelerinden biri olan Liseler Mahallesi sakinleri bu durumdan oldukça rahatsız. Burası Ünye'nin en büyük mahallelerinden bir tanesi, Liseler Mahallesi. Liseler Mahallesi halkının toz toprak içinde kalması sizce normal mi?
Balkona astığımız çamaşırlar toz içinde kalıyor. Havada sıcak, cam bile açamıyoruz diyen mahalle halkı nerede Ünye Belediyesi, Ordu Büyükşehir Belediyesi diyerek sitem etti. Nerede Ünye Belediyesi? Nerede Büyükşehir Belediyesi? Asfaltlama çalışması yapılmadığından ve işlek bir cadde de olmasından dolayı mahalle halkı toz toprak içinde kalıyor her gün. Sıcak havalarda toz toprak içinde kalan mahalle halkı, yağmurlu havalarda ise çamur içinde kalıyor. Evet, görebiliyorsunuz. Arabaların geçişi sırasında havaya kalkan toz toprak görüntülerini kayıt altına alan mahalle halkı bir an önce yollarının yapılmasını istiyor. Ünye Belediyesi'ne sorduğumuzda Büyükşehir Belediyesi'ne ait deniliyor. Büyükşehir Belediyesi'de seçimden sonra yapacağız diye sadece altyapı toprak serme yaptı. Vatandaş burada mağdur durumda. Gereğini yapılmasını mahalleli adına arz ederiz. Değerli izleyenler, AK Parti Ordu Milletvekili Ergün Taşçı'nın annesi Rahime Taşçı son yolculuğuna dualarla uğurlandı. AK Parti Ordu Milletvekili Ergün Taşçı'nın annesi Rahime Taşçı son yolculuğuna uğurlandı. Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde bir süredir tedavi gören Taşçı, dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Taşçı'nın cenazesi Fatsa ilçesine bağlı İslamdağ mahallesindeki İslamdağ Merkez Camisi'nde öğle vakti kılınan namazın ardından aynı mahalledeki aile kabristanlığında defnedildi. Muminin ruhu için 3 ihlas 1 Fatiha-i Şerif okuyalım. El-Fatiha. Cenaze törenine Ordu Valisi Settar Yavuz başta olmak üzere AK Parti Ordu Milletvekili Şener Yediyıldız, belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Ergün Taşçı cenazede taziyeleri kabul etti. Değerli izleyenler, Haber Kritik Köşesi ile TV'lik ana haber bültenine devam ediyoruz. Konuğum Mor Menekşeli Kadınlar Belgeseli'nin aslında fikir babası ve onun içeriğini oluşturan isimlerden bir tanesi Serdal Köksal, Güzel Ordu Kültür Sanat Dernek Başkanı. Projeye adım attılar ve önemli bir projeyi de hayata geçirdiler. Ordu Spor'un 50. yıl dönümünde çok güzel bir hediye de sunmuş olacaklar. Nostalji bir belgesel çekimi olacak ve bizleri de geçmişe götürecek. Efendim, hoş geldiniz stüdyomuzdasınız. Sizi ağırlamaktan dolayı çok mutluyuz. Teşekkür ederiz. Böyle bir fırsat verdiğiniz için biz teşekkür ederiz. İsterseniz zamanı da iyi kullanmak adına direkt ben belgeselin çıkış hikayesiyle başlamak istiyorum. 70'li yıllarda Mor Menekşeli Kadınlar grubu var idi. Nasıl doğdu bu? Nereden geldi aklınıza ve şu anda gelinen aşama nedir efendim? Biz Güzel Ordu Kültür Sanat Derneği olarak 3 yıldır çok önemli projelere imza atıyoruz. Yarışmalarımız var. Kısa film, öykü, fotoğraf ve tiyatro oyun yazma yarışmalarımız var ödüllü. Geçen yıl, yani bu yıl Ordu Spor'un biliyorsunuz 52. yıl dönümü. Ordu'nun plakası da 52. Dedik Ordu'nun 52. yılında, Ordu Spor'un 52. yılında ne yapalım Ordu'ya, ne katkımız olsun diye düşünürken yönetim kurulundaki arkadaşlarımızla beraber Ordu Spor'a bir belgesel hazırlayalım. Ordu Spor'un tarihini anlatan, işte kuruluştan, başlangıçtan bugüne kadar gelen 52 yıllık hikayesini bir belgesel çekerek anlatalım diye yola çıktık. Bunun için de bu belgeseli çekmek üzere de bizim birinci yıldaki kısa film yarışmamızın yönetmeni Sezen Kayhan'la görüştük. Onun çekmesini, bir kadının çekmesini, bir kadın hikayesi olacağı için bir kadının çekmesini uygun bulduk. Ama bu bir spor belgeseli olduğu için biraz tereddütleri vardı Sezen Hanım'ın. Yani pek konusu olmadığı için. O sıralar Uğurcan Ataoğlu'yla beraber Pele Erol, Erol Aydoğlu'nun kitabı hazırlanıyordu. O kitabı kendisine kaynak olarak verdik. Bir hafta sonra sözleştik. O kitabı taradı. Bir hafta sonraki toplantımızda bizim istediğimiz 52. yıl belgeselinin dışında orada 70'li yıllara ait bir tribün fotoğrafı gözüne çarpmış kadınların olduğu. Bunun üzerinden biz bir hikaye yapalım dediler. Mor Menekşeli Kadınların
İsim babası Uğurcan Ataoğlu'dur. Biz 52. yıl belgeselini de çekelim dedik. İki belgesel şu an yan yana yürüyor. Devam birlikte ediyor. Yürüyor. Birlikte yürüyor. İşte birisi Orduspor'un 52. yıl belgeseli, bir tanesi de Mor Menekşeli Kadınlar belgeseli. Mor Menekşeli Kadınlar belgeseli ve 52. yıl belgeseli 16 Haziran'da Pazar günü Ordu 19 Eylül Stadı'nda yapacağımız gösteri Nostalji Efsaneler maçıyla da sona erecek. Ondan sonra da bir 3-4 aylık montaj ve kurgu süresi olacak. Ondan sonra da yoluna devam edecek. Yani Ekim ayında aslında futbol severler, Ordu Spor'u sevenler görebilir mi acaba belgeseli? 52. yıl belgeselini görürler. 52. yıl belgeseli Eylül ayının 19, 20, 21, 22 Eylül'de Ordu'da büyük bir kültür sanat festivali düzenlemeyi planladık. Projelerini hazırlıyor arkadaşlarımız. O festival içerisinde 52. yıl belgeselini göstereceğiz, yetiştireceğiz ama Mor Menekşeli Kadınlar yıl sonunu bulur gibi geliyor. Gözüküyor. Çünkü desteğe ihtiyacımız var. Birçok yerden destek almamıza rağmen film işleri, film çekim işleri biraz pahalı, prodüksiyonlar pahalı gerçekleştiği için kademe kademe ilerliyoruz. Bakacağız. Efendim iki tane soru soracağım. İlki isterseniz belgeselin içeriğiyle ilgili, tabii ki oraya gireceğiz. Siz aslında okullara gidiyorsunuz, öğrencilerle konuşuyorsunuz ve aslında belgeselin içeriğinden bahsediyorsunuz. Bir nevi aslında Orduspor'un tarihini anlatıyorsunuz. Öğrenciler evet. Özellikle belgesel hakkında, Orduspor hakkında neler düşünüyor? Şu anda zaten gelinen nokta her kesimi üzüyor Orduspor'un son durumu ama bu yapılan belgeselle birlikte geçmişi bir nevi gösterecek, gelecek kuşaklara aktaracak. Bununla ilgili neler söylemek istersiniz? Vallahi biz burada geçen hafta çekimlerde Açık Koleji ve Doğa Koleji'nden davet aldık. Oradaki öğrencilere yönetmenimiz Sezen Kayhan'la birlikte bir seminer vermek üzere davet edildik. Mor Menekşeli Kadınları anlatalım istedik. Tabii yani yeni kuşaklar Ordu Spor'u yeteri kadar bilmiyor. Bizim yaşımızdaki insanlar çok daha fazla bir aşkla bağlı Ordu Spor'a. Onlara da bu Ordu Spor sevgisini anlatalım istedik. Çok şey gördü, güzel geçti. Çekimlerde siz de vardınız. Evet. Hareketli ve güzeldi. İstediğimiz enerjiyi o çocuklarda yakaladık. Efendim ikinci soruya geçmek istiyorum. Belgesel final yapacak Ordu 19 Eylül Stadyumu'nda. Biraz önce de bahsettiniz. Aslında belki de Ordu tarihinde ilk ve tek olacak. Belki uzun yıllar konuşulacak. Bütün futbolcular bir nevi yeşil sahalara giriş yapacak. Evet. Tekrardan o özenen kramponlar tekrar o 19 Eylül Stadyumu'nun merdivenlerinden ve sonra da sahaya girecek ve bir futbol resitali de sunacaklar. O nasıl bir organizasyon olacak? Futbol severler neler bekliyor? Heyecan doğrultuda aslında bütün Ordu'nun gözü de 19 Eylül Stadyumu'na çevrilecek. Valla şu anda herkes bu olayı konuşuyor Ordu'da. Bu maçı bekliyor. Biz finali Ordu Spor'da futbol oynamış efsanevi futbolcuları bir araya getirerek hem onların birbirlerini görmediği bir araya getirerek yaşarlarken birbirlerini bir daha görsünler, o yeşil sahalarda birlikte bir daha bir top koştursunlar hissiyatıyla bu olayı planladık. Ordu Spor'da futbol oynamış Tuna Güneysu, Şenol Çorlu, işte Levent Yılmaz, Turgay Poyraz, dışarıda Cihan, dışarıda hepsi yaşıyor. Yücel Uyar, Hasan Kılıç, birçok arkadaşımız, dostumuz, abimiz bu maça davet ettik, gelecek. Ordu'da ikamet eden, yaşayan üstünler, Arifler, Turgaylar, Fikret Ayabakanlar, işte Yener abi hasta ama onu da tabii anacağız orada, onunla beraber başlayacağız. Yeni kuşaktan bir sürü futbolcu var. O bazısılarına ulaşamadığımız futbolcular var, telefonları vesairesi olmayan. Ama hepsini bekliyoruz. Biz hepsini orada bir arada olmayı umuyoruz. Hepsiyle beraber orada bir nostaljiyi, yeşil sahalarda tekrar onları bir arada futbol oynatarak ve bu güzelliği de gelen taraftarlara izleterek sağlayacağız diye düşünüyorum. Aslında efendim bir nevi geçmiş kuşakta şu anki kuşak birbirleriyle kaynaşacak, o yeşil sahalara giriş yapacak. Efendim son 7 dakikamız var. Bu da 7 dakikada neler söylemek istersiniz? Hem belgesel geneli hem de ordulara neler söylemek istersiniz belgesel hakkında? Valla işte Ordu Spor'un 52. şeref yılı. 52 yıldır Ordu Spor, Ordu'nun en büyük markası. Bu markayı biz hafızalarda taşımaya devam ettirmek üzere işte bu işi canlı tutmaya çalışıyoruz. İstiyoruz ki Ordu Spor bir slogan oluştu halkta. Ordu Spor yaşayacak diye.
İnşallah bu şehrin seçilmişleri, bu şehrin atanmışları, eski başkanlar, eski futbolcular bir araya gelirler, bir sinerji yaratırlar ve Ordu Spor yine hak ettiği noktalara doğru yükselmeye başlar. Çünkü bu şehrin buna ihtiyacı var. Ordu Spor hakikaten çok seviliyor şehirde. İnşallah iyi yöneticiler, iyi planlamalarla bu işi başarırlar. Ordu Spor da hak ettiği yere ulaşır. Şu kritik soruyu sormak istiyorum size. Belgeselin içinde yer alan bir isim olarak şimdi vatandaşlarla da konuşuyordursunuz. Eminim belgesel içerisinde onların da fikirleri ve onların da düşüncelerine yer veriyorsunuz. Evet. Onlar neler düşünüyor? Özellikle 52 yıllık bir maziye sahip, bugün de baktığımızda 52. plaka olarak da Türkiye'de yerini alan bir Ordu Spor ve 52 denince aklara gelen de Fındık ve Ordu Spor oluyor. Evet. Bir marka, gerçekten lokomotif bir marka, ancak gelinen noktada sizin de bahsetmiş olduğunuz gibi ciddi bir sıkıntı yaşıyordu Ordu Spor. Ancak hala gönüllerde tazeliğini koruyor. Vatandaşlarımız neler istiyor, neler bekliyor? Taraftarın o ambiyansı nasıl? Neler yaşıyorlar efendim? Valla şimdi dediğim gibi bu belgeseli biz bir yıldır çekiyoruz yaklaşık. Ne zaman Ordu'ya gelsek, işte aralıklı çekiyoruz. Gelsek çok büyük ilgiyle karşılaşıyoruz. İşte eski başkanlarla röportajlar yaptık, eski futbolcularla röportajlar yaptık. Tabii Mor Menekşeli Kadınlar belgeseli daha farklı. 40 yıl önce 70'li yıllarda o tribünde yer alan o fotoğraftaki kadınlardan 4 tanesini bulduk biz. 4 tanesinin hikayesini çekmeye başladık. Yani bu ikinci kısım çekimleri de onların oradaki günlük yaşamlarını anlatıyor. 70'li yıllarda bu kadar çok takımlarını desteklerken bugün neden futbola küsmüşler? Neden bu durumdalardı? Bunu sorguluyoruz. Futbolun evrensel yapı içerisinde çok büyük bir değeri var. Mali açıdan da çok büyük bütçelere sahip. Kötü yönetimler maalesef bütün takımları geriye doğru getirdiği için de başarı şehir takımlarından uzaklaşıyor. Eskişehir, işte Adana Demirspor, Bursa Spor düştü bakın, geriye inşallah daha gitmez. Kocaeli Spor, Sakarya Spor, yani bizim birlikte oynadığımız takımlar, Gaziantep Spor şehir takımı yok oldu. Şimdi yeni Gaziantep Spor ya Gaziantep Futbol Kulübü diye çıktılar. Değişim oluyor Türkiye'de, müthiş bir değişim var ama biz inşallah Ordu Spor'u Ordu Spor markasıyla, Ordu Spor adıyla yeniden hak ettiği noktaya çıkaracak çalışmaları yaparız. Yeniden dediniz ya biraz önce de işte yeni Gazişehir. Ya bu futbol aslında yeni ismi futbol severler tarafından çok da hoşnut karşılanmıyor. Hoş karşılanmıyor daha doğrusu. İnsanlar o geçmişe, o ambleme, eski markaya, evet, o tarihi kuruluşa, o kokuya aslında, o tarih kokusuna da birazcık bakıyor. Şimdi baktığımızda Ordu'da da böyle bir kurulum çabaları oldu ama taraftarın nezdinde çok da fazla karşılığını bulmadı. İnşallah tekrardan yani bir Ordu Spor hayata geçirme projesi hayata geçirilir. Bu sene yetişeceğini sanmıyorum. Yani bu sene artık ligler başlıyor. Evet. Yeni Ordu Spor transferlerine hocasını ayarladı. Bizim Ordu Spor zaten amatör kümede yer alıyor. İnşallah ikisinin de yolu açık olur. Dediğim gibi bu yeni Ordu Spor'u yönetenler, bizim sevdamız olan Ordu Spor'un başında olanlar, bir gün bir noktada kesişirler, birleşirler ve ayrışmadan bütünleşerek Ordu Spor markasını hak ettiği noktaya taşırlar. Efendim son olarak buradan tekrar pazar günkü etkinliğe davetimizi gönderelim futbol severlerimizi. Son olarak mesajını alabilir miyim efendim? 16 Haziran pazar günü saat 17'de tüm Ordu halkını bu buluşmaya davet ediyoruz. Ücretsiz, kapılar açık sonuna kadar. Yine bir kadın tribünü olacak o gün. O tribünde eski futbolcuları seyreden insanları yine ayrı bir şekilde oturtturacağız. Diğer halk yine gelecek. Çok büyük bir nostalji olacağına, çok büyük bir buluşma olacağına, insanların geçmişi tekrar hafızalarında canlandırıp belki duygulanacağı bir finalle de belgeselimizi sonlandıracağız. Efendim çok teşekkür ederiz. Geldiniz, konuğumuz oldunuz ve anlattınız. Biz teşekkür ediyoruz. Çok mersi. Değerli izleyenler, Haber Kritik köşesinde Mor Menekşeli Kadınlar belgeselini ve Ordu Spor'un 52. yıl belgeselini konuştuk. Çok değerli bir konuk vardı yanımda. Serdal Köksal, kendisi Güzel Ordu Kültür Sanat Dernek Başkanı idi ve belgesel hakkında sizlere bilgiler verdik. Değerli izleyenler, TV52 Ana Haber Bülteni kaldığı yerden devam ediyor.
Sevgili izleyenler, Ordu Valisi Settar Yavuz, Kültürümün Peşindeyim adlı proje kapsamında Almanya'dan gelen öğrenci grubunu kabul etti. Yurt dışında yaşayan insanların vatan özlerini bir yılda olsa hissettim. İngiltere'de bir yıl kaldım. O süre içerisinde Türkiye'ye olan özlerimiz her geçen gün arttı. O yüzden sizin gönlünüz aynı zamanda Ordu Valisi Settar Yavuz, Kültürümün Peşindeyim adlı proje kapsamında Almanya'dan gelen öğrenci grubunu kabul etti. Vali Yavuz, Kültürümün Peşindeyim projesinin amacının yurt dışında yeni nesillerde kaybolmaya yüz tutan milli ve manevi değerlerin canlanması açısından önem arz ettiğini söyledi. Vali Yavuz konuşmasında özgüveni yüksek, kendine güvenen ve yarına umutla bakan bir nesil, bir gençliği dünyanın neresinde yaşarsa yaşasın çok önemsiyoruz dedi. Sizi burada almak bizim için şeref doğrusu. Çok mutlu olduk sizi görmekten. Gerçekten yurt dışına çok sık gidip gelen birisi olarak farklı ülkelere. Sizleri orada bizim aynı zamanda gençlerimiz olarak görüyor. Sizin olumlu davranışlarınızı aziz Türk milletine ve ülkemize olumlu intibalar bırakacağını ve aynı zamanda insanların bize karşı önyargılarını yıkacağını düşünüyorum. O yüzden Avrupa'daki Türk vatandaşı varlığına fevkalade önemsiyor. Bunun bize de olumlu yansımalar oluşturacağını değerlendiriyorum. Ziyarette öğrencilere fındık ve çay ikramında bulunulurken tanıtıcı CD, broşür ve fındık ürünlerinin yer aldığı materyaller verildi. Vali Settar Yavuz, Kültürümün Peşindeyim isimli proje kapsamında Almanya'dan gelen öğrencilerin sorularını da içtenlikle yanıtladı ve onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Değerli izleyenler, Fatsa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından çevre sorunlarına ve çevre kirliliğine tüm kamuoyunun dikkatini çekmek, halkın katılımını sağlayarak çevre bilincini artırmak ve en önemlisi de geleceğimiz olan çocuklarımızı bu bilinçle yetiştirmek amacıyla bir etkinlik gerçekleştirdi. Fatsa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından Çevre Günü etkinliği kapsamında Dolunay Mahallesi Çamlık Tesislerinde düzenlenen etkinliğe Belediye Başkan Vekili Okyay Sarıhan, Belediye Başkan Yardımcısı Ruhi Özbay, İlçe Emniyet Müdürü Tolga Sipahi, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Yarbay Hadit Gülten, İlçe Milli Eğitim Müdürü Saygın Atinkaya, Muhtarlar Derneği Başkanı Naci Kızılkaya ve öğrenciler katıldı. Gönüllü bir çevre dostu olacağıma söz veriyorum. Söz veriyorum. Program İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşunda bulunulmasının ardından Fatsa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü, Çevre Mühendisi Derya Özcan Ateşli günün anlam ve önemiyle ilgili bir konuşma yaptı. Özcan, dünya nüfusunun hızla artması, teknolojinin gelişmesi, sanayileşmenin gelişmesiyle birlikte sınırsız ihtiyaçlarımızın artması, mevcutta bulunan doğal kaynaklarımızın hızla azalmasına ve yok olmasına neden olduğunu söyledi. Doğadaki hava, su, toprak biz canlıların vazgeçilmez yaşamsal kaynaklarımız. Biz insanoğlu kimi zaman bilerek, kimi zaman farkında olmadan, kimi zaman önemsemeyerek, kimi zaman da çok para kazanmak adına doğayı gözden çıkararak çevremizi hızla kirletmeye başladık. Yapılan konuşmanın ardından çevreyle ilgili yapılan çalışmalara destek olan İlçe Emniyet Müdürü Tolga Sipahi, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Yarbay Halit Gülten ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Saygın Atinkaya'ya plaket ve çevre günü nedeniyle yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyeleri takdim edildi. Programa katılan öğrenciler alana yakın olan plajda çevre temizliği de yaptı. Programda ayrıca çevre kirliliği nedeniyle zarar gören kuşların da fotoğrafları sergilendi. Efendim, şimdi reklam, ardından tekrar burada olacağız. Hayal etmek kolay, gerçeğe dönüştürmek zor. İstemek kolay, birikim yapmak zor. Bugünü yaşamak kolay, geleceği planlamak zor. Ordu'nun eşsiz doğasında benzersiz bir hayatı yanı başınıza getiren Nordlove Takiyener konutlarıyla kalıpların ötesinde yepyeni bir yaşama hazır olun.
üniversite öğrencilerinin vazgeçilmezi, yatırımlarınsa ideal tercihi olarak 12 bin metrekare üzerine kurulu, 2 blok ve 274 daireden oluşan 65 metrekare 1+1 konutları, açık otoparkı, şehrin yanı başında maviyi ve yeşili buluşturan benzersiz konumu, 16 iş yeri, kira getiri garantisi, 149 bin TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim konumundaki örnek dairesini görmeniz için satış ofisinde sizleri bekliyor. Nordloft Hakiyener Konutları GRP Gayrimenkul Güvencesiyle birikiminiz geleceğiniz olsun. Değerli izleyenler, Zeytinburnu Belediyesi tarafından yıllardır düzenlenen Merkez Efendi Geleneksel Tıp Festivali 15-22 Haziran 2019 tarihleri arasında 20. kez ilçe sakinleriyle buluşuyor. Zeytinburnu'nda yaşamış meşhur Mesir Macunu'nun da mucidi, ünlü hekim Merkez Efendi'nin anısına 19 yıldır düzenlenen Merkez Efendi Geleneksel Tıp Festivali 15-22 Haziran 2019 tarihleri arasında 20. kez düzenlenecek. Zeytinburnu için artık bir gelenek haline gelen festivalde her yıl olduğu gibi binlerce Mesir Macunu dağıtılacak. Zeytinburnu Merkez Efendi Millet Kıraathanesi'nin yan tarafındaki alanda gerçekleşecek olan festival 7 gün süresince birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak. 15 Haziran Cumartesi saat 18'de Mesir Macunu dağıtımıyla başlayacak olan festivalde Kızılay Haluk Pert koleksiyonu sergisinin ardından sanatçı Ekin Uzunlar da bir konser verecek. Festival süresince Erkam Aydar, Derya Türkan ve Ümit Yılmaz, Murat Balkan ve orkestrası, Koliva Göksel Baktagir ve Eda Karaytu gibi isimler sahne alacak. Zeytinburnu Tıbbi Bitkisel Bahçesi'nde ise bitki bilimi üzerine seminerler, çocuklara yönelik eğitici program ve çeşitli atölye çalışmalarına yer verilecek. Festival ziyaretçileri her gün saat 18.30 itibariyle Merkez Efendi'de bulunan Namedar'da Tasavvuf Müziği dinletilerine katılabilecek. Festival alanına her gün saat 18'den itibaren Zeytinburnu 15 Temmuz Meydanı'nda ücretsiz servis kaldırılacak. Değerli izleyenler, Altınordu Belediyesi tarafından gerçekleştirilen sıcak asfalt ve kaldırım çalışmalarıyla standardı yüksek yollar inşa edilerek vatandaşların kullanımına sunuluyor. İnsana hizmet ve hürmet eden belediyecilik parolası ve eşit hizmet anlayışıyla çalışmalarını sürdüren Altınordu Belediyesi bu kapsamdaki hizmetlerine hız kesmeden devam ediyor. Vatandaşların standardı yüksek yollarda ve kaldırımlarda ulaşım sağlamasını hedefleyen Altınordu Belediyesi bu çalışmalar için yoğun mesai harcıyor. Bu çerçevede ilçe nüfusunun en yoğun olduğu Şahincili Mahallesi 2004. sokakta şehir içi trafik yoğunluğunu azaltan ve Ordu Devlet Hastanesi'ne alternatif güzergah oluşturan bir yol inşa eden Altınordu Belediyesi, inşa ettiği bu yolda sıcak asfalt çalışması öncesi altyapı çalışmaları yürütüyor. Belediye ekiplerinin hummalı bir çalışma gerçekleştirdiği yol güzergahı yapılan iş ve işlemlerle sıcak asfalta hazır hale getiriliyor. Sıcak asfalt çalışmalarının yanı sıra yaylaları da düşünen Altınordu Belediyesi bu kapsamda kaldırımları konforlu hale getiriyor. Bucak Mahallesi 352. sokakta çalışma yürüten ekipler kullanım ömrünü tamamlayan kaldırımların söküm işlemini yaparak modern kaldırımlar için hazırlıklarını aralıksız sürdürüyor. Değerli izleyenler, Ordu Büyükşehir Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu tiyatro sezonunu kapattı. Eylül 2018, Haziran 2019 tarihleri arasında ikisi çocuk oyunu, ikisi yetişkin oyunu olmak üzere haftada toplam 4 oyunla tiyatro severlerin karşısına çıkan OBBKT sezon boyunca toplam 182 oyunla 30.077 sanatsevere ulaştı. Önemsiz doktoru çok yakında anlayacaksınız. Bakalım bu konuda başhemşire ne diyor. Başhemşire konusunda sakın meraklanmayın, başhemşire erkek.
Ordu Büyükşehir Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu bir tiyatro sezonunun daha sonuna gelirken yıl içerisinde çıkardığı birbirinden güzel oyunlarla vatandaşların gönüllerini fethetti. Yok yok, ben buradan çok memnunum. Yalnız bir kötülüğü var, yatak çok. Açıldığı günden bu yana perdelerini hiç kapatmadan ordunun kültürel ve sosyal çevresine renk katan OBBKT, Kaç Baba Kaç adlı oyunla Akçaabat ve Denizli'de düzenlenen festivallere katılarak izleyiciler tarafından büyük ilgiyle karşılandı. 19 ilçede turnelerine devam eden Ordu Büyükşehir Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu her salı ve cuma yetişkin oyunları ile, her çarşamba ise çocuk oyunlarıyla öğrenci ve sanatseverlerin karşısına çıktı. Bakın amcası diyor, amcası! Ordu Büyükşehir Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu, Ahmet Nuri Sekizinci'nin yazdığı, Cemil Gündüz'ün yönettiği Hisse-i Şaiya, Hayati Çıtaklar'ın yazdığı, Yeliz Varol'un yönettiği Pinokyo, Duygu Akşen Cindoruk'un yazdığı, Bülent Reisoğlu'nun yönettiği Çizmeli Kedi ve Rıfat Çol'un yönettiği Kaç Baba Kaç adlı oyunları sahneye koydu. Ayrıca 15 Nisan 2019, 19 Nisan 2019 tarihleri arasında Genç Tiyatro Günleri Festivali'ni düzenleyen Ordu Büyükşehir Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu, 5 gün boyunca devam eden atölye çalışmaları, liselerin ve tiyatro gruplarının oyunları ile beğeni kazanarak ünlü tiyatro ve sinema oyuncusu Hakan Bilgin'in söyleşisiyle harika bir final yaptı. 2014-2019 yılları arasında 844 oyunla seyircilere kapılarını açan Ordu Büyükşehir Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu 148.907 seyirciye ulaşarak tiyatro severlerin beğenisini kazandı. Her sezon kendini geliştiren Ordu Büyükşehir Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu sezonu kapatırken ara vermeden yeni sezon oyun seçme çalışmalarına başladı. Efendim, bu haberle TV52 Ana Haber Bülteni'nin de sonuna geliyoruz. Yarın yine saatleriniz 18.30'u gösterdiğinde bizler yine burada karşınızda olacağız ve sizlere gelişmeleri aktaracağız. Efendim, mutlu akşamlar, hoşça kalın.